körü körüne inanmak mı? Sual. Allah varsa ilimle ispat edilen bir delili olması gerekir. Bizim gibi modern insanlar bir şeye körü körüne inanmaz. Biz her şeyin nedenini araştırırız diyenlere ne cevap vermek gerekir? Cevap: İstisnalar hariç bütün fen adamları bu kainatın kendiliğinden var olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanların bir karıncayı, bir kuşu, bir balığı yaratması mümkün değildir. Akıllı ve bilgili bir kimse kainata bakınca çok intizamlı yaratıldığını görür. Bunun kendiliğinden olmadığını anlar. Etrafımızı 5 duygu organımızla tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemezdik. Yürüyemez, bir şey yapamaz, yaşayamazdık. Anamız, babamız olmaz, var olamazdık. Ruhumuza tatlı gelen şeyleri anlamaz, hoş sesleri duymaz, güzel olanları görmezdik. Allah'ımıza yalnız duygu organlarımız için ne kadar şükür etsek, şükrünü ödemiş olamayız. Duygu organlarımıza etki eden her şeye varlık veya mevcut diyoruz. Kum, su, güneş birer varlıktır, mevcuttur. Çünkü bunları görüyoruz. Ses de bir varlıktır. Çünkü işitiyoruz. Hava bir varlıktır. Çünkü elimizi açıp yelpaze gibi sallayınca havanın elimize çarptığını duyuyoruz. Rüzgar da yüzümüzü çarpıyor. Bunun gibi sıcaklık, soğukluk da birer mevcuttur. Çünkü derimizle bunları duyuyoruz. Elektrik, hararet yani ısı ve mıknatıs gibi enerjilerin, kudretlerin de mevcut olduklarına inanıyoruz. Çünkü elektrik akımının hararet ve mıknatıs veya kimya reaksiyonları meydana getirdiğini, ısı gelince sıcaklık olduğunu, ısı azalınca soğukluk olduğunu ve mıknatısın demiri çektiğini hissediyoruz, anlıyoruz. Ben havanın, ısının, elektriğin mevcut olduklarına inanmam. Çünkü bunları görmüyorum. Sözüne yanlıştır diyoruz. Çünkü bunlar görülemezlerse de kendilerini veya yaptıkları işleri duygu organlarımızla anlıyoruz. Bunun için de görülemeyen birçok varlıklara inanıyoruz. Göremediğimiz için yok olmaları lazım gelmez diyoruz. Bunun gibi ben Allah'a inanmam. Melek, cin gibi şeyler yoktur. Var olsalardı görürdüm. Sözü de doğru değildir. Akla, fenine uygun olmayan bir sözdür. Fen dersleri bildiriyor ki, ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde denir. Buna göre hava, su, taş, tahta maddedirler. Işık, elektrik akımı birer varlık iseler de madde değildirler. Maddenin şekil almış parçasına cisim denir. Çivi, kürek, maşa, iğne birer cisimdirler. Hepsi aynı demir maddesinden yapılmışlardır. Duran bir cismi harekete getiren, harekette olan bir cismi durduran veya hareketini değiştiren sebebe kuvvet denir. Duran bir cisme kuvvet etki etmezse hep durur. Hareket eden bir cisme
kuvvet etki etmezse hareketi değişmez ve hiç durmaz. Maddelerin, cisimlerin ve maddelerde bulunan enerjilerin hepsine alem veya tabiat denir. Alemde her cisim hareket etmekte, değişmektedir. Demek ki her cisme, her an çeşitli kuvvetler tesir etmekte, değişiklik hasıl olmaktadır. Cisimlerde meydana gelen değişikliğe olay denir.